de sen boş Fikret abi ya. Yahu ne demek oğlum, bak beni dinledin. Ne güzel artık senin de bir işin var. Ya senin yaşıtların telefonla oynuyor, telefonla. Sen tabancayla dışın dışın oynuyordun. Ya hem o işler böyle olmaz. Siktir lan. Sezer ne oldu oğlum ya? Üzgün görünüyorsun. Yok bir şey Fikret abi ya. Ya anlat be oğlum. Abi şimdi sana geçen geliyordum ya. Telefonla beni aradılar. Ben iş görüşmesine gittim. İş görüşmesinden sonra da çok olumlu geçti. Her şeyi onayladılar. Çok da para kazanacaktım abi. Tam böyle heveslendim. İş görüşmesine çağırdılar. Ama olmadı be abi ya. Olumsuz dediler. Ondan sonra eve gittim. Ev kirası geliyor. Geçinme derdi var. Giyim derdi var. Hiçbir şeyde para kalmadı abi. Biliyorsun buraya da büyük hayallerle geldim. Senle de kaset çıkaracağız diye bütün parayı da sana verdim abi. Dımdızlak ortada kaldım ya. Doğru, bana verdin. Evet abi. Biliyorum, zor ya, zor. Bazen güzel şeylerin olması zaman alır be Sezer. Üzülme be oğlum. Çok zaman oldu be Fikret abi. Artık ne olacaksa olsun. Ulan gencecik çocuksun sen daim. Dur daha bakalım neler olacak bu hayatta. Lan Fikret. Ne işlere soktun lan beni? Mafyacılık işlerini bırak dedin. Ekmeğini taştan çıkar dedin. Sonra bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız oldu. Çalıştım, paramı kazandım. Öptüm abim. Ay dilime sıçayım. Nerede çıktı lan bu? Fikret abi, bir tek sen varsın. Şu zamanda, bu zamana kadar bir tek yardım eden bir tek sen varsın bana Fikret abi. Teşekkür ederim. Ya ne demek oğlum? Aramızda bir kaset çıkartmanın lafı mı olur? Hem sen daha bana bir 3000 daha ver, ben seni aya bile çıkartırım. Ne? 3000 mi? Dur lan şimdi, alırım sonra. Öncelikle şunu söyleyeyim oğlum. Benim kimseye borcum olmaz. Ben borcumu öderim Sezer. O kaseti basacağız oğlum. Bu piyasayı çarpacağız. Çok hırslandım Fikret abi. Kaç zamandır bu anı bekliyordum. Seni yeneceğim İstanbul. Ya oğlum öyle demeseydin. İyiydi ama. Niye abi? Neyse. Boş ver. Seni yeneceğim İstanbul. Kalk oğlum gidelim.